Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık programında bu hafta yine beraberiz. Altaş TV ekranlarından her hafta sunduğumuz Herkes için sağlık programında çok önemli bir problemden bahsedeceğiz. 4 Mart Dünya Obezite Günü. Obezite günü ama bizim için daha değerli. Çünkü Avrupa'nın en obez toplumu maalesef bizim halkımız. Ve bundan dolayı da bu sıkıntıların gelecekte nelere sebebiyet vereceğini biriyle konuşacağız. Çok değerli bir hekim arkadaşım var. Kendisiyle çalışmaktan ve tanışmaktan gerçekten onur duyduğum bir arkadaşım. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Sayın Operatör Doktor Salih Can Çelik hocamla. Sizler benden daha iyi tanıyorsunuz çünkü çok güzel hizmetler verdi devlet hastanesinde. Şu anda birlikte çalışıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizleri tanıyalım aslında bu programın adeti olduğu için söylüyorum ama Ordu halkı sizi çok iyi tanıyor. İsterseniz bir kez daha program amacıyla sizi tanıyalım hocam. Hocam ben gastrocerrahi doktoru Salih Can Çelik. Daha önce Ordu'ya mecbur hizmet için Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir 3 yıl çalıştıktan sonra şu an Ordu'da özel bir hastanede görev yapmaktayım. Memleketim Tarsus. Buraya Antalya'dan geldim. Geliş o geliş. Dönmek üzere gelmişsiniz değil mi Salih Can Hocam? Yanlış mı biliyorum? Bu pandemi döneminde bunları konuşmuştuk. Mecbur hizmetim biter. Ondan sonra ben geri dönerim. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Antalya'ya geri dönerim demiştiniz. Ama dünyanın başka güzel bir şehri Ordu'da kaldınız. Yanlış mı söylüyorum? Hocam doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz buraya ilk geldiğimizde sizle çok konuştuk. Hani bizi buraya bağlayan herhangi bir şey yoktu. Gerek hani benim ve eşimin memleketleri buraları, burası değil. Gideriz diye düşünürken her geçen gün Ordu bize kendine daha çok aşık etti diyebilirim yani. Hem doğası hem insanları hani ayrılmak için bir sebep bulamadık. O yüzden. Ne mutlu bize ki sizin verdiğiniz hizmetleri de Ordu halkı, Ordu Giresun halkı çok sevdi. İnşallah uzun yıllar bu memlekete hizmet etmeniz dileğiyle dilerim. Yani bunu samimiyetle diyorum. Bir de Ordu'dan bahsederken Salih Can Hocam, dün sosyal medya hesabımda şöyle bir şey paylaştım. Bir fenomen, bir sosyal medya fenomeni bir arkadaşımız, gezgin bir arkadaşımız şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, programın öncesinde de tam 1,5 saat boyunca kameraman arkadaşımla Ordu'dan bahsediyoruz. Ordu'nun güzelliklerinden bahsediyoruz ve bunu samimiyetle söylüyor. O kadar samimiyetle söylüyor ki nasıl bizim sizinle konuştuğumuz karşı tarafa geçiyorsa o da bize geçti. Ve diyor yani nasıl diyeyim eksik bir şey bulamadık diyor. Yani mesela işte şu da olsa dediğimiz çok bir şey bulamadık diyor. İşte orta büyüklükte bir büyük şehir. Efendime söyleyeyim işte karı var, denizi var, yeşili var. Hayat koşulları ulaşılabilecek pozisyonda böyle bir şehirden bahsediyor. Bilmiyorum Ordu ile ilgili hissiyatlarınız nedir değerli hocam sizin? Hocam ben Ordu'ya gelmeden önce Antalya'daydım. Yani ben burayı Antalya'ya çok benzetiyorum güneşi dışında, yağmuru dışında. Orada da aynı hani dört mevsim her türlü güzelliği barındırıyor. İşte yazın denizi olsun, bahar ayında yaylaları, onun dışında kış turizmine uygun kayak imkanı. Ulaşım açısından havalimanı olsun yani Antalya'yı çok benzettiğim bir şehir. Ha evet iklim olarak daha burası yağmurlu geçmekte. Ama Ordu yani dört mevsim yaşanacak bir şehir. Hani Ordu Belediyesi'nin de hani bu konuda işte oksijen diyarı dedikleri bir yer. Hani ben gibi Akdenizli bir insan için hani bazen insan arada bir sarıot görmek istiyor. O değil derece mi? Yeşil yani. Evet. Bir de şey var değil mi Saatçin Hocam? Mesela biz bunu çok konuşuyoruz. Özellikle küresel ısınmanın çok ağırlıkta olduğu bir gündemde Ordu gibi işte hali hazırda daha yağmurun olduğu, işte nasıl diyeyim yeşilin olduğu bir alan. Su ihtiyacınız yok en azından Allah'a şükürler olsun. İnşallah memleketimizin diğer taraflarında da olmaz ama küresel ısınmanın en az etkileyeceği alanlardan biri bizim memleketimiz, daha doğrusu Ordu gibi görünüyor. Gelecekte de daha çok insan buraya geri dönmeye başlayacak. Şöyle bir istatistik vereyim size. Yanlış olmasın istatistik verilerde ama tersine göç de geri başlamış. Özellikle İstanbul'dan Ordu'ya geri göç başladığını biliyorum. Yine ona keza insanlar artık eskisi gibi atıl pozisyonda tuttukları
evlerine tekrar geri dönmeye başlamışlar. Köy kültürü burada çok fazla. Sanırım herhalde biraz daha sanayileşme ve turizmle birlikte buraya gençlerimiz de geri dönüp iş imkanı bulabilecek diye düşünüyorum. İnşallah hocam, yani özellikle bu Covid pandemisinden sonra hani bu coğrafyanın bu özelliği, şimdi her insanın bir köyü var burada. Tabii böyle yeşil olan ihtiyacı arttırdı. Aynı zamanda işte büyük şehirlerin o aşırı insan yükü artı ekonomik sebeplerden dolayı buranın önemi bence de hani ilerleyen yıllarda kat be kat artacaktır. Hani sadece Ordu için demeyeyim, hani bu Giresun için de böyle, Karadeniz coğrafyasında ben giderek hani nüfusun daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Evet, inşallah kontrollü bir büyüme olur. Hep birlikte bunu biz yaşarız. Değerli hocam, şimdi tabii biz hep obeziteden bahsediyoruz. Dünya Obezite Günü bugün 4 Mart. Açılışta şöyle bir istatistik verdim. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama Avrupa'nın en obez ülkesiyiz. Yani %66'lık bir orandan bahsediliyor. Maalesef. Bu oran gerçekçi mi? Yani tabii istatistik olunca inanmak zorundayız. Etrafımızda bu kadar obez insan var mı? Ne oldu, ne değişti de bunda bir artış yaşadık? Herhalde bunu siz zaten bu programda bahsedeceksiniz. Hocam doğru tespitiniz, yani Dünya Sağlık Örgütü son verilerini paylaştı. Hani şu an dünya çapında yaklaşık 1.9 milyar insan fazla kilolu. 650 milyon da obez insan var. Hani bu istatistiklere bakıldığında Avrupa'da 32 ülke arasında Türkiye maalesef birinci sırada, keşke başka istatistiklerde birinci sırada olsaydık. Yani bu bizim gibi bir ülkede maalesef beslenmenin kötüleştiğini göstermekte. Hani bu daha çok işte köyden kente göçün arttığı, hareketsiz yaşama kavuşmanın getirmiş olduğu şeyler. Yani bu sıklık daha önce daha az görülürken, şimdi kadınlarda görülme oranı yaklaşık %40'larda o verilerin içinde. Erkeklerde de %20 oranında görülmekte. Bu artık aynı zamanda 18 yaş üstü istatistikler. 18 yaş altındaki çocuklarda da bu oran giderek yaygınlaşmakta. Şimdi tabii hazır gıdaya ulaşım çok rahat. Yani işlenmiş gıda tüketiyoruz. Ama Karadeniz gibi bir coğrafyada yaşıyoruz Selçuk Hocam. Bizler de buna aday mıyız? Yani herhalde Türkiye'den farklı değiliz. Aslında biz biraz daha böyle organik gıdaya daha çok ulaştığımızı düşünüyorum ama herhalde biz de buna adayız. Hocam adayız, yani maalesef adayız. Yani şimdi obezite nedir? Hani bizim harcadığımızdan çok fazla tükettiğimiz kalori miktarının artması. Hani kabaca tabiriyle bakacak olursan. Bunun tek sebebi düzensiz beslenme değil. İşte bunun fast food kültürünün giderek yaygınlaşması, onun dışında hareketsiz yaşama geçirmesi, bunun genetik nedenleri, işte metabolik ve hormonal sebepler, cinsiyet, yaş. İlaçlar bazen değil mi hocam? İlaçlar. Özellikle COVID döneminde steroid kullanımı çok fazla oldu. Tabii yani. Buna bağlı sebeplerden dolayı hani obezite görülme sıklığı artmakta. Şimdi obeziteyi tam olarak tarif edersek Salihcan Hocam, şöyle dediniz. Dediniz ki aldığımız kaloriyi eğer çok yakamıyorsak sonuç itibariyle hepimiz bir obezite adayıyız. Şimdi obezitenin temel mekanizması bizim aşırı kalori, daha doğrusu aşırı kalorik indeks gıda mı almamız, yoksa bunu yakamamamız mı, veya ikisi birlikte mi? Nasıl anlatabiliriz bunu? Bunun ikisi birlikte görülmesi, yani aldığımız kalori miktarı artıp bunun hareketsiz yaşamla birlikte bir arada gittiği zaman bizim maalesef hani kilo oranımız giderek yaygınlaşmakta. Bu sadece tek etmen olarak bunu gösteremeyiz. Hani bunun yanında işte az önce saydığım sebepler, işte hormonal sebepler, genetik etmenler, işte cinsiyet, yaş, gelir düzeyimiz, sosyo-kültürel düzeyimiz. Arttıkça ne oluyoruz hocam? Daha mı obez oluyoruz? Azaldıkça daha çok obez oluyoruz maalesef. Arttıkça daha mı sağlıklı yaşıyoruz? Nasıl oluyor? Gelir düzeyimiz arttıkça daha sağlıklı. Çünkü hani sonuçta gelir düzeyi arttıkça işte protein ihtiyacımız ya da dengeli beslenme olasılığımız artıyor. Hı. Ama maalesef gelir düzeyimiz azaldıkça işte daha çok enerjimizi karbonhidrat ya da yağlı gıdalardan temin ettiğimiz için bu obezite görülme sıklığı giderek artmakta. Hı hı. Yani bunun onun dışında hani
psikolojik sebepler var. Hani bu psikolojik açlık dediğimiz bir durum emosyonel var. Emosyonel yeme bozukluğu diyoruz değil mi? Veya evet. Duygusal açlık diyoruz değil mi? Duygusal açlık yani tek bir sebebe bağlayamayız. Yani multifaktöriyel bütün etmenlerin bazen birası da olduğu, bazen sadece tek bir sebebi yani alkole bağlı diğer her şeyi normal yaşayıp alkol kullanan hastalarda da hani şey çıkabiliyor yani obezite görülebiliyor. Peki hocam şöyle sorayım. Mesela obezitenin bu kadar artmasıyla birlikte hani eskiden bir dirheme bin ayıp örter derlerdi ama artmasıyla birlikte bizim kronik hastalıklarımızda da artış oldu öyle değil mi? Yani mesela eskiden obeziteyi ya çok önemsemezdi işte tombul çocuk veya işte çeşitli tabirler kullanırdık ama gel gelelim günlük hayatta bu aşırı yağ birikimi herhalde vücudun bütün organlarını etkilemeye başladı. Hocam yani etki etmediği organ ya da hastalık şu an günümüzde yok. Yani bizim işte bu hastalıklarla ilgili kongrelerde ya da kitaplarda okuduğumuz bütün hastalıkların risk faktörleri arasında maalesef obezite şu an en ön sıralarda yer almakta. Hani bunlardan örnek verecek olabilirsek işte diyabet, şeker hastalığı bunlardan bir tanesi. Kontrolsüz tansiyon hastalığı, inme ya da serebrovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar. Onun dışında kas, eklem rahatsızlıkları, işte bel fıtığı görünme oranının giderek artması. Kalp damar hastalıkları. Kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği, polikistik over sendromu. Karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması, reflü. Hani toplumumuzda en sık görülen hastalıkların başında reflü yapıyor. Reflü de obeziteyle ilişkili. Maalesef kanserlerde de en büyük risk faktörleri arasında girmiş durumlarda. Hani özellikle mide ve kolorektal kanserlerde, işte endometriyum kanserlerinde obezitenin riskini arttırdığı gösterilen bir sürü yayın mevcut. Hocam tabii şimdi bugünün konusu obezite yani tedavi yöntemlerinden falan bahsedeceğiz ama şimdi buradan ben şu sonucu çıkarıyorum. Siz bir obez bireyi tedavi ettiğiniz zaman ya da şöyle sorayım obezite bir hastalık mıdır? Yani obezite bir sonuç mudur yoksa bir hastalık mıdır? Öyle soralım ve obeziteyi tedavi ettiğimiz zaman da bu bahsetmiş olduğunuz hastalıkları da tedavi etmiş oluyor muyuz? Obezite aslında bir hastalık. Yani bizim işte metabolik sendrom dediğimiz obeziteye bağlı işte damar yapılarının gelişmesi, işte onun dışında pankreas enzimlerinin yetersiz çalışması, etki etmemesi sonucu gelişen bir hastalıkların sebebi. Hı hı. Onun dışında hani obezite bunlarla birlikte bir sürü etmeni de içinde barındıran bir hani mücadele etmemiz gereken bir rahatsızlık. Peki yani obeziteyi tedavi ettik. Mesela biraz önce söylediniz ya mide, kolorektal kanserler bunların azalması, hı hı. İşte malumunuz obstrüktif sleep apne sendromu dediğimiz uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, kontrolsüz hipertansiyon, bozulmuş glukoz toleranslı açlık testi, daha doğrusu açlık glukozu ve diyabeti de biz obeziteyi tedavi ederek değil mi? Tedavi ediyoruz ya da gelişme ihtimali olan bu şeyleri baştan tedavi mi etmiş oluyoruz? Tabii ki hocam yani şimdi benim bu obeziteden dolayı ameliyat ettiğim hastalarda mesela benim en çok sevindiğim şey fiziksel görünümünün yanında bu yandaş hastalıkların ortadan kaldırılması. Yani en son bir emniyet mensubu bir arkadaşımızı ameliyat etmiştim. Hani bunun uyku apne sendromu vardı. Yaklaşık bir aylık bir süreç geçti. Hani 16 kilo verdi. Hani uyumak varmış diyordu. Hani hala anlatıyor. Günde 2 saatten fazla derin uykuya dalamıyordu. Uyandığında yorgun kalkıyormuş. Yani ben şimdiye kadar hiç uyumuyormuşum diyor. Keza insülin kullanan ya da şeker ilacı kullanmak zorunda kalan hastalarda işte ilacı tamamen kestikleri çünkü kolay bir şey değil hani sürekli iğne yapmak kendine ya da ilaç kullanmak tansiyon ilaçlarını kesen hastalarımız oldu. Bugün sabah kontrole gelen Nevin Hanım mesela kullandığı tansiyon ilaçlarını kesmiş. Yani fiziksel görünümden ziyade bu yandaş hastalıkların ortadan kalkması en büyük kazancımız.
Selçan Hocam şöyle sorayım. Tabii obeziteyi bir sınıflayalım isterseniz. Arkasından da tedavi yöntemlerine. Siz tabii bir cerrah olarak işin cerrahi kısmından bahsedeceksiniz ama ben sizin ne kadar etik çalıştığınızı ve bilimsel literatüre hakim olduğunuzu biliyorum. Yani siz işin doğrusunda ya bu mesela şu yöntemle olsa dediğinizde de cerrahiden vazgeçebilecek kadar mesleğinizi düzgün yapan bir insansınız. Ama görüntü itibariyle şu an obezitenin kesin tedavisi en azından şu koşullarda cerrahi gibi duruyor. Altın tabii bunu, standart. Altın standart ya da öyle söyleyelim. Bunu söylemeden önce obeziteyi bir sınıflayabilir miyiz? Yani biz kimlere obez diyoruz? Yani vücut kitle indeksi tabir ettiğimiz şey. Buradan da seyircilerimize şöyle bir hesap makinelerini veya akıllı telefonların hesap makinesi kısmını açtıralım. Bir bahsedelim. Hocam vücut kitle indeksi dediğimiz olay boyumuzun karesinin metre cinsinden kilomuza bölünmesi. 1.70 mesela. 1.7 çarpı 1.7. Bu çıkan sonucu kilomuza böldüğümüz zaman bizim ortaya çıkacak sonuç vücut kitle endeksimiz. Vücut kitle endeksi, tabii bu çıkan sonuç bazı sınıflamalara ayrılmış durumda. Eğer bu çıkan sonuç 19 ile 25 arasında ise bu normal kiloda bir insanı tarif etmekte. 25 ile 30 arasında gelenler fazla kilolu kategorisine girmekte. 30'dan sonra ise obez de ortaya çıkmakta. 30-35 yaş arası hafif, 35-40 orta düzey, 40-50 arası yüksek obezite, 50'nin üstü de süper obez dediğimiz grubu bize tanımlamakta. Bunun içinde bizim tabii her obezite eşittir direkt ameliyat demek değil. Bunun için bir sürü hani burada asıl şey dikkat etmesi gereken işte yaşam tarzı değişikliği, spor ya da diyetle de bu kilolar verilebilir. Biz ne zaman hani bunun dışında hani sıradan geçecek olursak işte ondan sonra ilaç, medikal tedaviler gündemde. Hani bunların etkinlik, zararlık olanları tam net gösterilmese de güzel sonuçlar alınan ilaçlar da mevcut. Şu an piyasada da hani yoğun olarak kullanılmakta. Daha minimal invaziv yöntem bunlardan sonra işte mide balon uygulamaları. Hani endoskopik yöntemleri siz uyguluyorsunuz. Şimdi hastanemizde bunu da buradan paylaşayım. Hani yutulabilir mide balonu da artık bizim hastanemizde uygulanmaya başlayacak. Hatta bugün ürünlerimiz geldi. İşte balonla yöntemler var. Tüm bunları denemiş ya da başaramamış hasta gruplarında ise elimizde cerrahi yöntemlerimiz var. En etkili yöntemler. Ama benim polikliniğime gelen hastaları tabii ki hani bunu hangisi için her hasta için değişik oranda değerlendirmek gerekiyor. Yani her gelen hastaya direkt cerrahi denmez ya da her gelen hastaya diyet yap denmez. Çünkü obezite ile polikliniğe başvuran hastaların genelde geçmişte işte birden fazla diyet ya da spora başlayıp bırakma gibi durumları mevcut. İşte böyle bir durumlarda hastanın özelliklerine göre de cerrahiye karar vermekteyiz. Şimdi hocam klinik pratiğinize baktığımızda ben yakın zamanda bir olaya şahit oldum. İşte vücut kitle indeksi 35,5 olan bir hanımefendi var. Biraz da reflüsü vardı. Size obezite cerrahisi olmak için geldi. Siz hastaya aynen şöyle söylediniz. Dediniz ki yani biz bu cerrahiyi yaparız ama o esnada reflünüz daha da artabilir. Alternatif yol olarak gastrik bypass'tan bahsettiniz ama gastrik bypass'ta da siz çok aşırı kilolu olanlarda obezite cerrahisi geçirmiş artık kilo vermeyen hastalarda denediğinizden bahsettiniz ve hastaya şöyle bir şey söylediniz. Vücut kitleniz çok fazla değil. Siz bunu aslında hayat tarzı değişikliğiyle verebilirsiniz dediniz. Bir cerrahın aslında çok da ne diyeyim böyle yapmayacağı bir şey olarak tabir edeyim. Burada sizi övmek adına söylemiyorum. Yani ben kendim şahit olduğum için söylüyorum. Mesela bu hasta özelinde baktığınız zaman 35 vücut kitle indeksi olan bir hasta yeme içme alışkanlıklarını değiştirerek, spor yaparak bu kiloyu verebilir mi? Yani sağlıklı bir kilo verme potansiyeline ulaşabilir mi? Hocam vermeye engel bir durum yok. Yani direkt hani kilo veremem diye ya şimdi insanlar biraz şu gözle bakmaya başladı. Maalesef piyasa da bunu bu gözle aktarmaya başladı. İşte yiyorum, kilo alırım, ameliyat olurum. Yani ameliyat öyle basit bir işlem değil. Yani her merkezde hani bu dünyanın en iyi yapılan merkezde de bir sürü riski barındıran bir yöntem. Ama
ameliyat biz ne zaman diyoruz hastalara? İşte yandaş hastalıkları olduğu zaman. Onlar ayrıyeten bahsedeceğiz de. Evet. Bu hasta özelinde daha çok şunu sormak istiyorum. Yani mesela piyasa demeyeyim ama çok örnek var. Yani o kadar çok örnek var ki. Yani siz işin kısa yolundan gidebilirdiniz bu hastaya. Bu hasta özelinde sorayım. Yani niye yapmadınız bunu? Ne değişti? Buradaki motivasyon ne? Hocam ameliyat, yani motivasyon şu, yani ameliyat gerçekten zor bir şey. Mesela biz bu hastaya hani reflüden dolayı gastrik bypass önerdik. Şimdi gastrik bypass olan bir birey ömür boyu vitamin ilaçları kullanmak zorunda. Aynı zamanda hani bu eminim kusurundan dolayı kemik erime risklerinin giderek arttırmak da genç hasta grubunda, ilerleyen yaşlarda. Bunun yanında... İshal yapabiliyor değil mi hocam? İshal yapabiliyor. Metabolik bir sürü komponente, demir eksikliğine sebep olabiliyor. Bence hani ben hastalara bunu her zaman, bunlar yapılabilir. Cerrahi her zaman elimizde ama öncelikle bir denemekten ve deneyip de başarılı olamayan hasta grubunda ben daha çok bunları tercih ediyorum. Hı hı. Yani hastayı kolay alıştırmıyorum. Aslında şimdi Sağlık Bakanlığı da bu noktayı frenlemek adına yeni uygulamalar ortaya çıkardı. Hı hı. Hani artık obezite merkezi denen bir kavram. Şu an Türkiye'de sayılı merkezlerinden biri, hani sertifikasını biz aldık. Ordu'daki işte özel hastane olarak. Burada artık belli kilo gruplarındaki hastalara hani gel hemen direkt ameliyata al gibi bir olay gerçekleşmeyecek. İşte bunun için hastanın işte 4 hafta artı 8 artı 8 haftalık gibi bir takım testlere sokacağız. İşte bu psikolojik testler olsun, eğitimler olsun. Hani eğer bu eğitimler ve destekler sonucu zayıflayamayacağına karar verdiğiniz durumda ameliyat önerilmeye başlanacak. Çünkü şu an tüm Türkiye'de, yani her merkez için söylemiyorum ya da her hekim için, kontrolsüz bir obezite ameliyat yapılan merkezler var. Bunu önlemek adına da Sağlık Bakanlığı da işte bunun için gerekli önlemler almakta. Peki hocam, bir de şöyle sorayım size. Yakın zamanda işte İngiltere televizyonlarında bir şey çıktı. Yani özellikle obezite cerrahisi yapılan bir hastanenin maalesef işte çok rahat bunu yapabildiği, öncesinde hastaya herhangi bir sorgulamadan yapabildiği ortaya çıkınca Türkiye'de bu işlerin yapılabilirliği ile ilgili konuşulmaya başlandı. Yani işte kaçak bu işin doğasında var. Yani %1-2 oranında maalesef bunu yaşıyoruz ve olduğunda da müdahale edebilecek ekipmanınız olması gerekiyor ki komplikasyonunuzu yönetebilirsiniz. Bir cerrahi hekim uzmanı ya da yan dal cerrahi hekim uzmanı olarak bu işe bakış açınız nedir? Yani her yerde bu kadar rahat yapılmalı mı, yoksa bu bakanlığın almış olduğu kararları doğru buluyor musunuz? Hocam çok doğru. Yani şimdi bir, hani bizim en çok korktuğumuz şey bir hastanın başına bir komplikasyon meydana gelmesi. İşte bu obezite cerrahisinden sonra da en çok korktuğumuz şey kaçağın ortaya gelmesi. Bu kaçak oluştuğu zaman eğer o merkez bununla mücadele edecek bir yeterliliği yok ise hasta daha sonra maalesef bir sürü sıkıntılardan geçmekte. Yani... Neler olduğunu da isterseniz reklamlardan sonra bahsedelim. Tamam. Oldu mu hocam? Evet, reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Evet, reklamlardan sonra yine beraberiz. Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü sebebiyle operatör doktor Salih Can Çelik hocamla, kendisi gastroenteroloji cerrahisi uzmanı, obezite cerrahisinden bahsediyoruz ama programın yarısında değerli hocam sona doğru güzel bir şey söyledi. Dedi ki yutulabilir bir mide balonu çıktı malumunuz. Türkiye genelinde de meşhur. Çok da soruyorlar bana. Evet, çok basit, uygulanabilir bir yöntem. Kendisi artık bu yöntemi de hastanemizde uygulamaya başlayacak. Bu kanalla da bir kez daha bunu anlatmaya çalışalım. Şöyle ki hastalarımız endoskopiden bazen korktukları oluyor. Saygı duyuyoruz. Tabii ki endoskopik balon implantasyonu yapılan uygulamalar ama bazen bu yöntemler de son dönemde etkili olduğundan dolayı kullanılıyor. Şimdi değerli hocam aynı zamanda bir şeyden daha bahsetti. Dedi ki obezite cerrahisi yapılan hastalarda bir kaçak olma ihtimali var. Peki kaçak ne demek diye sorduk ama programın yarısında kaldık. Hocam bu kaçak ne demek? Herkes bu obezite cerrahisi olduğu zaman
bir dönem hatırlarsanız ilk başlandığı dönemde daha fazla gündemdeydi. Kaçak oldu, işte hasta şöyle kötü oldu, yoğun bakıma gitti ve vefat etti gibi katastrofik sonuçları olan kaçaklar oluyordu. Ancak son dönemde endoskopik tedavilerle birlikte, bizim de uyguladığımız tedavilerle birlikte biz bu kaçak olayındaki mortalite, ölüm riskini neredeyse sıfırladık. Yani sıfırlama şansımız yok ama çok düşük bir düzeye indirdik. Bahsetmiş olduğunuz obezite merkezlerinde de bunları uygulayacak bir hekimin olması lazım. Öyle değil mi değerli hocam? Hocam kaçak nedir? Yani bu bizim sadece obezite cihazı değil, hani diğer yaptığımız işte mide, bağırsak, bütün ameliyatlarda kaçak dediğimiz şey bizim bu dikiş hatlarından yediğimiz maddenin ya da bağırsak içeriğinin karın içine akması demek. Bunu ne kadar hani en iyi merkezlerde bile bu sıfıra inmiş bir oran değil. Obezite cerrahisi ilk başladığında tabii hani bu kaçaklarla mücadele konusunda bazı hani tedavi edemediğimiz, öngöremediğimiz yöntemler mevcuttu. Yani nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyorduk. Şimdi maalesef tabii her kötülük bir iyilik doğurur. Hani o hastalık grubunda işte deneye deneye bazı hastalara nasıl müdahale edilmesi gerekildiği öğrenildi. Hani şu an her kaçak olan hastada direkt korktuğumuz bir durum yok. İşte bunun endoskopik yöntemlerle işte piktil, kateter koyulması olsun, mideye stent koyulması olsun, gerekirse cerrahi müdahaleyle bu kaçakların çok büyük bir oranla tedavi edilmekte. Kaçak dediğimiz bu. Peki Selçuk Hocam, şimdi obezitede tedavi yöntemlerinden bahsettik. Dedik işte medikal tedavi var, hayat tarzı değişikliği var, ilaçlar var, endoskopik balon implantasyonu var, yutulabilir mide balonu var, endoskopik bant ligasyonu dediğimiz veya endoskopik sleeve gastroplasti dediğimiz yöntemler var. Bir sürü yöntemler var, var. Ama sonunda bir de cerrahi var. Yani gold standart veya altın standart dediğimiz obezite cerrahisinin geçmişi kaç yıla dayanıyor? Hocam obezite cerrahisinin geçmişi yani bundan yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu bizim vertikal bant gastroplasti dediğimiz ayarlanabilir mide kelepçesi. Hı hı. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam ya 60'lar ya 80'lerde ilk başladı. Bunlar daha sonra obezite oranı arttıkça çeşitli merkezler bunlarla ilgili bir arayışa yöneldi. Yani bunun cerrahi olarak düzeltilebilir bir yöntem midir diye. Bunun popüler hale gelmesi de son 10-15 yıllık bir süreç. Özellikle bu ameliyatlarda kullanılan malzemelerin gelişmesiyle birlikte her ameliyat zordur ama hani nispeten daha kolay yapılabilir. İşte günümüzde laparoskopinin gelişmesiyle birlikte, kullanım oranının artmasıyla birlikte bu işte tüp mide ameliyatı, onun dışında mini gastrik bypass ameliyatı ya da Roentgen gastrik bypass ameliyatları uygulanabilmekte. Bunun dışında aslında literatürde birden fazla daha ameliyatlar mevcut. Ancak bunlar hala bizim kılavuzlara ya da guideline'lar dediğimiz bilimsel ortama aktarılmamış. Yani deneysel aşamada olan bir sürü yöntem var. Ama şu an bizim hem Obezite Cerrahi Derneği'nin hem de Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına izin verdiği 3 yöntem var. İşte bunun bir tanesi tüp mide, diğeri mini gastrik bypass, diğeri de Roentgen gastrik bypass. Hı hı. Peki bu ameliyatlar ne? İşte tüp mide dediğimiz midemizin içerisine bizim kılavuz oluşturacak bir tüp yerleştirip onun etrafından midenin yaklaşık %70 ila 80'lik kısmını çıkardığımız bir işlem. Midenin %80'lik kısmı alınıyor bu ameliyatta. Restriktif bir işlem. Yani bizim yediğimiz gıdanın azalmasını sağlıyor. Biz bu ameliyatta midenin özellikle açlık merkezi dediğimiz işte fundus kısmını da alarak hastanın ameliyatını sonlandırıyoruz. Laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapıyoruz. Eskiden bunların yatış süreleri çok uzundu. Artık neredeyse hani günübirlik bir işlem haline geldi ama gene de biz merkezimizde ortalama 1 ila 2 gün arasında hastanede tutuyoruz.
Konforlu bir işlem. Hastalarımız genellikle bir hafta 10 gün içinde masa başı iş yapanlar işlerine dönebilmekte. Daha anatomik bir ameliyat. Biz bu ameliyatta midenin anatomisine herhangi bir değişikliğe sebep vermiyoruz. O yüzden de diğer ameliyatlar gibi işte ömür boyu vitamin kullanma takviyesine falan gerek kalmıyor. Keza bu bütün ameliyatlardan sonra safra kesesinde taş gibi taş görülme sıklığı giderek artmakta. Bu taşlar bazen safra kanalına düştüğünde ERCP şansımız bu ameliyatla hala devam edebilmekte. Tüp midenin hani şu an dünyada en sık tercih edilen ve genelde yaklaşık %85-90 oranında uygulanan bir işlem. Tüp miydi? Peki hangi durumda cerrahi endikasyonları var? Yani mesela şimdi siz hangi hastalara cerrahi öneriyorsunuz? Biraz önce hani güzel bir örnek verdik ya, mesela ben kilolu bir hastayım. Hiç diyet yapmadım. Emosyonel bir açlık problemim var. Sadece hocam ya ben kısa yoldan ameliyat olayım dediğimde yapar mısınız? Ya direkt yapmayız. Yani hani ben geldim ameliyat olmak istiyorum hani diyen bir hastaya ben hiçbir hastaya öyle başlamıyorum. Yani ilk geldiğinde sorduğum soru sen kilo mu vermek istiyorsun yoksa yeni bir hayata mı başlamak istiyorsun? Ya bunun sebebi de şu. Bu ameliyatların hepsinde biz hastalar istesek de istemesek de zayıflıyorlar zaten. Bundaki amacımız bunu diğer hayatına endekslemek. Çünkü tüm ameliyatlarda işte bu tüp midi de %30, mini gastrik bypass ve Roentgen gastrik bypass'ta %20 oranında nüks dediğimiz hani tekrar kilo almalı hastalar geliyor. Biz burada hastaya kazandırmak istediğimiz şey bu kilo verme sürecinde yeni bir beslenme alışkanlığını kazanması ve bu beslenme alışkanlığına sporu da dahil ederek bundan sonraki hayatında kilo ile ilgili problemi tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani bizim günlük hayatta yapmamız gereken şey şu ki biz bir diyet yaptık veya işte emosyonel açlık problemimiz yok. Daha doğrusu nasıl diyeyim böyle gecenin bir vakti buzdolabının önüne gitmiyoruz değil mi? Evet. Ve diyetimizi de yaptık ama kilo veremiyoruz. Yani genetik olarak da annem babam kilolu. Hocam ben geleyim ameliyat olayım dediğinizde siz daha pozitif bakıyorsunuz buna. Tabii yani şimdi bunlarda değerlendirdiğimiz tabii ki kriter var. Yani her obez dediğimiz hastaya biz ameliyat yapmıyoruz. İşte bunun için bu az önce bahsettiğimiz vücut kitle endeksi bizim için hani en büyük yol gösterici şey. Şu an tüm merkezlerde dünyada tavsiye edilen vücut kitle endeksi hiçbir hastalığı yok ise 40'ın üzerinde olanlarda veyahut da şeker, kontrolsüz tansiyon, uyku apne sorunu ya da daha önce tedavi almış işte bel ya da boyun fıtığı olan hastalarda işte 35 ve 35'in üzerindeki hasta gruplarına biz cerrahi öneriyoruz. Ancak son yayınlarda şimdi Sağlık Bakanlığı da onayladı. Özellikle işte kontrolsüz şeker hastalığı olanlarda bu oran hani 33'lere 30'a kadar gerilemekte. Yani 30-40 arası artık değil mi? Böyle şeye diyabet için söyleyelim değil mi? Evet, 30'un üstü. 30'un üstü. 40 arası demeyelim de yukarısı da var. 30'un üstünde kontrolsüz bir diyabetiniz varsa ve insülin rezerviniz de yeterliyse öyle değil mi Sayın Hocam? Çünkü herkese yapmıyorsunuz bu ameliyatı. Bunlar tip 1 diyabet dediğimiz maalesef genetik geçişli hastalarda hiçbir faydası görünmüyor. Hani bu tip 2 diyabet dediğimiz sonradan kazanılmış diyabet hastalarında yapılabilen cerrahi prosedürler. Peki Salihcan Hocam, tabii ameliyatın risklerinden bahsedeceğiz ama sizin şöyle klinik pratikte gözlemlediğiniz bu ameliyatlar olup da kilo vermeyen hasta oluyor mu? Hocam kilo vermeyen hasta şöyle, şimdi her insanın her metabolizması bir değil. Hani özellikle bir tane hastam mesela ilk 4 ay, 5 ay 7 kilo verdi. Ancak bir yıl sonra baktığımızda hastamız 40 yakın kilo vererek hedef kiloya ulaştı. Yani bu hastalıkta veremeyen hastalar şöyle, mesela İzmir'de bu işi ilk yaptığımızda hasta geliyor hani kilo alıyor.
Yani biz onun işte kan değerlerine bakıyoruz, endoskopi yapıyoruz. Yani bu kilo almaya sebep olacak işte yetersiz bir cerrahi midir ya da başka bir şey mi yaptık? Açıklayacak bir sebep bulamadım. En sonunda hani hasta yakınının bize anlattığı şey, yani hasta çikolatayı benmari olarak kaynatıp içiyormuş. Yani biz bu hasta grubuna ne yapsak zaten başarılı bir sonuç alamayız. Keza kongrenin birinde bir meslektaşım paylaştı. Yani hastanın biri dondurmanın içerisine baklava koyup blenderdan geçirip onu tüketiyormuş. Yani şimdi bu hasta grubuna maalesef hani ağzını dikmemiz gerekecek. Yani başka türlü yapacağımız bir prosedür yok. Yani bu hasta grupları veremiyor. Peki hocam, şimdi biraz önce hep kaçaktan bahsettik. Yani ameliyattan karşılaşabilecek sonuçlarda hep kaçak dedik. Kaçak dışında bunun hiçbir riski yok mu? Yani mesela ameliyat basit bir şey değil. Çünkü adı üstünde anestezi alıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, hastanede bir süre kalmanız lazım. Kullanılan antibiyotikler var. Kesme işlemi yapıyorsunuz. Yani her ne kadar koter dediğimiz böyle yakarak kesme işlemi yapsanız da vücutta bir değişikliğe sebebiyet veriyorsunuz. Ameliyatın kaçak dışında bir riski var mı? Hocam birden fazla, yani vücudumuzda ameliyat dışında atıyorum bir iğne bile uygulayacak olsak o girişimsel her işlemin bir riski var. Hani bunun işte ne bileyim enfeksiyon, yarı yarı enfeksiyonu, ameliyat sonrası kanama, onun dışında emboli dediğimiz, özellikle bu obez insanlardaki pıhtılaşmaya yatkınlıktan dolayı ameliyat sonrası pıhtı atma olayı. Hani biz bunları engellemek için işte ameliyat esnası ve sonrasında varis çorapları kullanılsa da, gerekli pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar versek de bu hastalarda başımıza gelmekte. Hani onun dışında midenin rotasyon dediğimiz hareketi yapması, bunlar başımıza gelebilecek komplikasyonlardan bazıları. Kum saati şeyine geliyor değil mi hocam? Evet. Mide döndüğü zaman bu da riskli şeylerden biri herhalde hasta evet. için. Hocam şöyle sorayım. Şimdi mesela siz hasta geldi, ameliyat için uygun olduğunu karar verdiniz. Ne gibi tetkikler yapıyorsunuz öncesinde? Hastayı değerlendirdikten sonra, fizik muayenesini yaptıktan sonra olası durumları öngörmek adına herhalde bir şeyler yapılması lazım. Hocam sadece bir şey yapmıyoruz. Yani hastanın öncelikle açlık ve tokluk kan düzeylerine bakıyoruz hormonlarda. Onun dışında mutlaka göğüs, kardiyoloji, psikiyatri, endokrin, bazen dahiliye veyahut da işte eklem rahatsızlık varsa fizik tedavi doktoru tarafından değerlendiriliyor. Ayrıntılı kalp muayenesi, eforlu kalp testi, onun dışında endoskopi uygulaması, ki ameliyattan önce midede işte daha önce bir ülser var mı yok mu ya da mide fıtığı var mı yok mu diye mutlaka endoskopi yapılıyor. Keza bundan önce hastamıza ayrıntılı olarak tüm batın ultrasonografisi, tiroid ultrasonografisi gibi testler yapılıyor. Hani bu testlerin bakaraktan hastamızın daha önceki planladığımız cerrahi değişebiliyor uygulayacağımız şeyler. Bu gibi uygulamalar yapmaktayız. Şimdi hocam tabii endoskopi deyince kendi alanımıza giriyor, ortak alanımıza daha doğrusu. Ben şöyle bir hasta hatırlıyorum. Obezite cerrahisi yapılacak bir hastada endoskopi yaptığımda yemek borusu kanseri tespit etmiştik. Şimdi çok katastrofik bir şey aslında ama obezite cerrahisine gitmiş olmak hastayı aslında bir yönden kurtardı. Mesela bir başka hastada mide kanseri tespit ettik. Efendime söyleyeyim, bir başka hastada yine fundus dediğimiz bir cepte bir gastrointestinal stromal tümör dediğimiz bir şey tespit ettik. Bunlar aslında obezite cerrahisi için normal tetkik esnasında tespit ettiğimiz şeyler. Endoskopinin ne kadar önemli olduğu hem reflü açısından hem de bu gibi durumlar açısından önemli, öyle değil mi? Tabii hocam, yani hastalar şimdi hiç hesaplarında ya da şikayetleri yokken genelde bir check-up'tan geçmiş gibi oluyor aslında bu. İşte 4-5 branş dolaşıp işte yapılan ultrasonlar, kan sonuçları, işte endoskopik yöntemler hastaya işte gözden kaçan ya da rastlantısal tümör tanıları koyduğumuz hastalar oluyor. Bu işte benim devlet hastanesinde yaparken ameliyat anında saptanmayıp ameliyat öncesi endoskopide görülmeyen işte milimetrik leiomiyom ya da gastrointestinal stromal tümör gibi tümörleri ortaya çıkarıyor. Keza işte pankreas
tümörleri endoskopik olarak teşhis edilebiliyor. Yani hastalar bir nevi hani bu işe başladığı zaman ameliyat öncesi bir check-up'tan geçmiş oluyor. Hocam son olarak şunu sorayım. Ameliyat sonrası hastalara dikkat etmesini önerdiğiniz şeyler var mı? İsterseniz bununla da bitirelim. Bir de şu mide, yutulabilir mide balonunu da anlatalım hocam kısa bir. Hocam ameliyattan sonra dikkat etmesini istediğimiz şeyler beslenme özellikle. Hani bunu diyetisyenimiz eşliğinde şey yapıyoruz. Yani yeni bir hayata adım atmalarını istiyoruz hastanın. İşte bu erken dönemdeki işte sıvı, püresel dönemden sonraki katı dönemden sonra hastalarımızın artık yeni bir beslenme düzeni kazanmalarını, aynı zamanda beslenmeyle birlikte sporu da hayatlarına katmalarını istiyoruz. Kişisel asistanınız da herhalde bunları takip ediyor, öyle değil tabii, mi hocam? Tabii. Yani hem diyetisyenimiz hem kişisel asistanımız 7/24 hastalarımız telefonla ulaştığı zaman bununla bizlere hastalarımıza cevap verebilmekteyiz. Yani, son olarak bir şey bahsedecektiniz hocam. Hocam son olarak işte bu yutulabilir mide bulunur. Hani şu an Karadeniz coğrafyasında bu işi yapan yok. Şu an en popüler mide balon uygulamalarından bir tanesi. Bunun için herhangi bir anestezi almamıza ya da endoskopik bir işlem yapmamıza gerek yok. Bu poliklinik şartlarında yapılan, hastamıza bir bardak suyla içirerek daha sonra röntgenle kontrol ettiğimiz bir işlem. Bunun popüler olmasının en büyük sebebi bir takip programına girmekti. Hastayı biz bu mide balonuyla birlikte hem bir akıllı saat hem de bir tartı aleti verip hastaların bilgilerini girdiklerinde biz bunların haftalık, aylık kilo verme süreçlerini uzaktan takip edilmekte. Ve biz de hastalarımıza buna göre işte arayıp ya uyarmakta ya da motive etmekteyiz. Hastanemizde de uygulamaya başladık. Eğer soran olan hastalarımız olursa polikliniğimizi bekleriz. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Obezitenin her yönünden bahsettik. Tabii endoskopik ve balon uygulamalarına da bahsetti. İnşallah bir başka programda sizleri tekrar ağırlamak isterim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet bu haftayı da bitiriyoruz efendim. İnşallah bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Herkesin sağlık diliyorum. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sundu.